hediye. Hem kendisine, Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme, hem de ümmetine, ashabına, inananlarına, sevenlerine, kendisine tabi olanlarına büyük bir hediye ikram etti. O hediye işte beş vakit namazdır. Bu gecede hasıl oldu bu işler. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem süt annesinin evindeydi. Efendimiz aleyhissalatü vesselam bir dakikasını bile malayaniyle geçirmezdi. Hep tefekkür, sohbet, ibadet, zikir, murakabe hali, ahireti düşünmek vesaire derken yine gece yarısı saat işte 1'e 2'ye geliyor derken Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem yine tefekkürde, yine murakabede, yine özel bir Mevla ile beraberlik halinde Cenab-ı Hakk'ı zikir esnasında iken birden büyük bir hal meydana geliyor. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin kalbine büyük bir tecelli berk, Allah-u Teala'nın tecelli nurunun parlaması ve o bulunmuş olduğu evi maneviyat kaplıyor. Derken Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem değişik bir halin meydana geldiği anladığı esnada şaşkınlık içerisinde böyle hayretler içerisinde mübarek gözlerini böyle tavana doğru dikiyor. O sırada tavan yarılıyor. Cibril-i Emin geliyor. Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme selam okuyor. Cenab-ı Hakk'ın selamını okuyor. Ve müjdeliyor. Ya Muhammed tam iyi dokunma İbrahim. Dokunma. Ya Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem sana müjde. Yani tabiri caizse özel davetiye kartı getiriyor. Tabiri caizse özel davetiye kartı. Davetiye kartı Cibril-i Emin'in ta kendisi oluyor. Allah Allah. Düşünsene. Şimdi adam seni cemiyetine davet edecek, düğününe davet edecek. Birisine veriyor kartları, git dağıt diyor yani. Değil mi? Allah-u Teala Zülcelal Hazretleri Cibril-i Emin'i gönderiyor. Habibim, Resulüm Muhammed Mustafa'mla bu gece çok özel bir beraberliğimiz olacak. Özel olarak onu huzuruma davet et. Elinden tut, ona yardımcı olabildiğin yere kadar yardım et. Arkadaşlık et. Cibril-i Emin geliyor, selamları okuyor, müjdeleri veriyor ve Efendimiz aleyhissalatü vesselamın kalbine tabiri caizse orada teberrüken küçük bir ameliyat. Yanındaki yine bir grup yardımcı melek heyetiyle beraber. İşte düşünün ki doktor hastayı ameliyata aldığı zaman da yanında onun yardımcıları var, değil mi? Cibril-i Emin de bu şekilde melek heyetiyle beraber Efendimiz aleyhissalatü vesselam orada birinci teberrük ameliyatını gördükten sonra manevi işler bunlar. Perde arkasında dönen işler bunlar. Aklın eremeyeceği, anlayamayacağı işler bunlar. Bu iş ancak ne ile kabul edilir? Teslimiyetle kabul edilir. Teslimiyet ne ile olur? Teslimiyeti gerektiren nedir? İmandır. Elhamdülillah. Biz iman ettik. Allah'ımız Celle Celaluhu ne buyuruyorsa amennâ ve saddaknâ dedik. Allah'ımızın sevgili Resulü Muhammed Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz ne buyuruyorsa amennâ ve saddaknâ dedik. Ve aynı zamanda semi'nâ ve ata'nâ dedik. Ne demek yani? İşittik ve itaat ettik. Sadece işitmek yeter mi? Sadece dinlemek yeter mi? Yetmez. Çünkü
Kafirler de Efendimiz'i dinlediler. Kafirlere de, münafıklara da, müşriklere de Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem vaaz etti. Firavun'a da, adamlarına da Musa aleyhisselam vaaz etti. Nemrut'a da, adamlarına da İbrahim aleyhisselam vaaz etti. Her peygamber aleyhissalatü vesselam zamanının efendim azgınlarına, meliklerine, krallarına, devlet adamlarına, reislerine vaaz ettiler. Çok az, nadir semina ve adana diyen, yani işittik ve itaat ettik diyen son derece her zaman az olmuş. Ekseriyet semina ve asayna dediler. İşittik ama asi oldu. Kabul etmiyoruz. Allah Allah. Nefislerinden geçemiyorlar. Nefislerini ilah olarak kabul ediyorlar. Yani nefisleri istediği için puta tapıyorlar. Put desin bakayım onlara, beş vakit namaz kılacaksınız. Bir put konuşsa da Muhammed haktır desin. Bakın bakalım kaç kişi puta tapacak. O puta tapanlar bakın bakalım o putları kendi elleriyle kırıyorlar mı kırmıyorlar mı? E bakıyor ki o put, ya bir şeye inanmak lazım değil mi? İnsan boşluktadır. Bir şeye inanmak lazım. Öyle bir şeye inanalım ki bize ne abdest desin, ne usul desin, ne namaz desin, ne oruç desin, ne zekat desin. Efendim zina etme demesin, faiz yeme demesin, yalan söyleme, kandırma demesin. İçki içme, kumar oynama demesin bak. Ama işte inanıyoruz biz de. Biz de inanıyoruz. Hani diyorlar ya, Avrupa'da inanıyor, Amerika'da inanıyor. Neye inanıyor? Nefislerine inanıyorlar. Nefislerini ilah edindiler. Nefislerin hevalarına uydular. Bundan dolayıdır ki Allah-u Zülcelal Hazretleri Kur'an-ı Kerim'de bir ayeti Celle-i Cemilesinde malen buyuruyor ki Habibim Resulüm Muhammed Mustafa, o nefislerinin hevalarına tapan, o nefislerini ilah edinenleri gördün mü Habibim? Allah Allah. Onlara azabın en ağırını yapacağım. En çetin azabı onlara tattıracağım. Böyle şey mi olur ya? Ne demek yani benim canım namaz kılmak istemiyor? Seni yaradan diyor ben namaz kıl istiyorum senden. Sen diyorsun benim canım istemiyor. Ne demek yani ben kapanmak istemiyorum, örtünmek istemiyorum? Efendim, nereden çıkarttınız bu haramlığı, selamlığı ya? Ya havle ve la kuvvete illa billahi. Nasıl Müslümanız ya? Bilmiyorum ki cemaat. Nasıl inandık? Biz gerçek manada iman etseydik bu depremler olur muydu ya? Bu kadar üst üste üste belalar ya. Yangınlar bitmeden seller, seller bitmeden depremler, depremler bitmeden düşman istilası, düşman istilası bitmeden efendim korkmayın ya 6.5 bunda bir şey yok, korkmayın, telaşlanmayın falan. Onlar rahatçılar olur öyle 3-4-5 falan, fazla korkulacak bir şey yok falan vesaire. Yazık ya, yazık, yazık. Ey millet! Tatemiru yavul efsar. Ey basiret sahipleri, ibret alın ya. Niye sallıyor Mevla ya? Bu 6.5 dediğiniz 7.5, 8.5, 9.5 olamaz mıydı? Olsaydı ne olacaktık? Ne olacaktık? Söyleyin bakalım. Neuzubillah, belki birçoğumuz neuzubillah günüm olarak Allah'ın huzuruna gidecektik. Doğru mu? Alnımız secdeye gelmediği halde, sabah namazını kılmadığımız halde, öğlen namazını kılmadığımız halde, ikindiği, akşamı, yatsıyı kılmadığımız halde, belki efendime söyleyeyim, Müslüman olduğumuz halde, sokakta veya iş yerinde veya herhangi efendim bir yerlerde namahremlere saçımızı, başımızı, azalarımızı bir hanımefendi olarak gösterici olduğumuz halde bize enkazlar altına kalacaktır ya. Böyle mi Mevla huzuruna gidecektik? Bir kısmımız kahvehanede, bir kısmımız meyhanede. Ne olacaktı halimiz? Ya olmadık ya, işine bak hoca ya. Olmadı, olmadı ya. Yarın ne olacağını biliyor muyuz? Öbür gün ne olacağını biliyor muyuz? Peki ey Müslümanlar, sizce, bizce neyse bu bir şey ifade etmiyor mu Cenab-ı Hak? Cenab-ı Hak mesaj vermiyor mu? Allah-u Teala bir şeyler söylemiyor mu bize? Yani
Bu belalar, bu musibetler, bu sa... Ne demek ya, anlamadığın taraftan kim beklerdi ki efendime söyleyeyim saat 12-25 gece veya 12.30 neyse yani kim bekliyordu? Aa ben dedim tansiyonum mu çıktı? Öbürü dönüyor ya ben dedim acaba ne oluyor bana hani şekerim mi çıktı bilmem ne falan. Bak kimsenin aklına gelmiyor. Birden ne olduğu ne bittiği. Ben de aynı şekilde baktım böyle sanki biri beni ninniliyor böyle. Allah Allah diyor ya ne oluyor ya? Ninniliyor. Biraz daha Cenab-ı Hak ayarı az daha verse hadi bakalım. Ne olacaktı şimdi? Etmeyin ya. Merkez üstü efendim Çanakkale'ye 70 kilometre 80-90 kilometre neyse uzaklıkta yani şov hep böyle var ya ah gazeteciler dön dolaş ah televizyoncular hiç Allah'tan bahsetmezsiniz hiç bu işi sallayan Allah'tır demezsiniz korkarsınız siz de gerici yobaz olursunuz diye hiç sallandı fay attı eğildi fay attı kırıldı. Şöyle oldu, böyle oldu. Allah için ya, biraz aklımızı kullanalım. Şu mübarek gece hürmetine ya, Allah'tan isteyelim ya. Allah aklımızı, aklımız yok diyemeyiz, Allah akıl verdi. Allah aklımızı kullanmayı nasip eylesin. Amin. Birileri çıkıp demiyor ki ya bu fay attı dediğiniz tamam fay attı, olsun fay attı. Şu istikametten, bu istikametten kim döşedi bunu oraya? Hangi belediye zamanında döşendi acaba? He? Allah niye sallıyor? Neden? Koca kainat. Ya Allah'ımız sen ne kadar büyüksün. Mübarek Recep-i Şerif'te niye sallasın Allah-u Teala bizi? Çünkü sen ne Recep-i Şerif dinliyorsun, ne Şaban-ı Şerif dinliyorsun, ne Ramazan-ı Şerif dinliyorsun. Allah'a düşmanlığın devam ediyor, Resulullah'a düşmanlığın devam ediyor, Kur'an-ı Kerim'e düşmanlığın devam ediyor. Müslümanları katletmeye devam ediyorsun. Müslümanlarla alay etmeye devam ediyorsun. Şeriata sövmeye devam ediyorsun. La ilahe illallah. İsyanda yarış etmeye devam ediyorsun. Yarış var ya. Senenin modası nedir? En evvela onu biz kapalım. En evvela onu biz uygulayalım. Allah Allah. Avrupa diyoruz başka bir şey demiyoruz. Amerika diyoruz başka bir şey demiyoruz. Çıplaklıkta yarış ediyoruz. İçkide, eroinde, esrarda yarış ediyoruz. Nereye? Ey insanlar! Nereye? Mevlam uyanmayı nasip eylesin. Amin. Ders almayı nasip eylesin. Amin. Emin olmayın Allah-u Teala diyor. Emin olmayın. Bak huzur yok. Geçim sıkıntısı çok. Ne zengini rahat, ne fakiri rahat. Ne amiri rahat, ne memuru rahat. Rahatlık yok, huzur yok. Sıkıntı çok. Hala bak daha dün sallanıyoruz. Hala daha bugün meydanlarda davul zurna çalıp horon tepiyorlar. Şarkı türkü söylüyorlar. Mübarek miras gecesi buyurun. İnsanlar ne oldu nedir yani bu ne cesaret ya. Bu cesareti nereden alıyoruz? Neyimize güveniyoruz? Yani büyük bir sarhoşluk içerisindeyiz. Allah'ım kurtarsın inşallah. Amin. Rabbim tevbe nasip eylesin. Amin. Allah'ımız Celle ve Ala Hazretleri bir ayet-i kerimede buyuruyor. Estağfirullah bismillah. Velev enne ehlel kura amenu vettegav lefetahna aleyhim berekatim minessemai vel ard. Eğer kariyeler yani köylüler, şehirliler bize hakkıyla iman etseydiler. Bak dikkat edin. Ve bizden sakınsaydılar. Ameli salih isteseydiler, takva olsaydılar, semanın bereket kapılarını açardı. Yağmur var, bereket olur, rahmet olur. Yağmur var, zahmet olur, azap olur. Cemaat, felaket olur. Ben rahmet kapılarını açardım. O kadar çok bereketli yağmurlar yağdırırdım ki, ayeti kerime okuyoruz. Dikkat buyurunuz. Gazete haberi değil bu. Ve yerden de o kadar mahsuller bitirirdim ki Allah-u Teala buyuruyor. Yemekle bitiremezdiniz. Doldurdunuz kamyonlarınıza, kamyonetlerinize, araba tutardınız. Çuvallar sırtınıza vururdunuz, giderdiniz fakir fukara arardınız. Kapılarına yıkardınız. Ya alın da bunları yiyin zayi olmasın derdiniz. Ama bak şimdi bilmem fasulyenin kilosu şu kadar, domatesin kilosu bu kadar bilmem ne değil mi?
20 liranın, 50 liranın, 100 liranın pazara giriyorsun efendime söyleyeyim ha? Geçim sıkıntısı var. Neden? Fakat Mevla diyor ki velakin kezzebu. Yalanladılar da fe ahaznahum, ben onları hemen yakaladım Allahu Teala buyuruyor. Hemen yakaladım. Bak geçmişlerden bahsediyor Allahu Teala. İman edip benden sakınsaydılar, haramlardan uzak dursaydılar, ben onlara gök bereket kapılarını açardım. Allah Allah. Yerden de bereketli mahsuller bitirirdim. Yemekle bitiremezlerdi. Ama onlar hainlik yaptılar Allahu Teala buyuruyor. İnkar ettiler. Dünya adam. Ve adamlık yani. Ben Allah'a inanmıyorum demek onlara göre delikanlılık oluyor. Ben kitap, peygamber tanımam demek onlara göre güya bir hüner oluyor. Yazıklar olsun ya. Ben Allah tanımıyorum diye insan. Allah da seni tanımıyor. Ben kitap tanımıyorum, ben peygamber tanımıyorum diyen kişi, kitap peygamber de sallallahu aleyhi ve sellem seni tanımıyor. Tamam mı? Ancak seni bekleyen bir şey var yarın ahirette. Zorla durduruluyor. Nedir o? Cehennem. Cehennem diyor ki sen beni tanı veya tanıma, ben seni tanıyorum. Ben seni tanıyorum ve dört gözle bekliyorum. Allah Allah. Rabbim cümlemizi muhafaza eylesin. Amin. Ya. Korkutma hoca, değil mi? Korkutma ya, korkutma. Aşırı gitme, sivri gitme, bağırma, çağırma. Bu insanları kaçırma, öyle mi? Bak Mevla korkutuyor mu? Mevla korkutuyor mu? Hadi çıkın da söyle. Ya Rabbi sen de amma da yaptın ha. Niye korkutuyorsun bizi ya? Sallama Allah'ım, biz korkuyoruz ya, sallama. Sallamayacağım ama çıplak geziyorsunuz. Sallamayacağım ama zina ediyorsunuz. Sallamayacağım ama hırsızlık ediyorsunuz. Sallamayacağım ama benim Kur'an'ımı kaldırdınız rafa, gittiniz efendime söyleyeyim, benim düşmanlarımın kanunlarıyla yönetiliyorsunuz. Benim düşmanlarımın kanunlarıyla hareket ediyorsunuz. Bana teslim olmuyorsunuz ki. Gönderdiğim Kur'an anayasamı kabul etmiyorsunuz ki. Gönderdiğim Muhammed Mustafa'nın sünneti seniyesine düşmanlık ediyorsunuz. Allah Allah. Bir insan utanmadan, kusura bakmayın, bir insan utanmadan hem ben Müslümanım diyecek, hem ben Muhammed Mustafa'nın aleyhissalatü vesselamın ümmetiyim diyecek, hem de sakalı şerife pislik diyecek haşa ve kella. Temizle. Temizle yüzünü diyor. Temizle. Günlük günlük. Yazıklar olsun ya. Amir olmakla ne oldun sen ya? Patron olmakla ne oldun sen? Sen diyor eğer sakalın varsa diyor, efendim bizim müessesede olmazsın diyor. Namazın varsa diyor, Müslümansan diyor, İslamiyet'ini yaşayacaksan diyor, benim fabrikamda olmazsın. O benim fabrikam dediğin o dilinden seni asacaklar, merak etme. O benim fabrikam dediğin o fabrikayı senin kafana yıkacaklar, merak etme. Çok güçlüsün değil mi? Ama Cenab-ı Hak cayır cayır yakarken sadece böyle ellerini koynuna koyup da seyretmekten başka, gözyaşı dökmekten başka, ağlayıp sızlamaktan, ellerini vurmaktan başka bir şey gelmiyor. He? Benim köşküm dediğin, benim apartmanım dediğinin bir gün gelip yıkılıp altında kaldığı zaman da can kurtaran yok mu diye bağırmaktan başka, o bağırmayı da Allah fırsat verirse sana. Allah fırsat verirse. Edepli olmalıyız. Mevla'nın mülkünde Mevla Teala Celle ve Ala Hazretlerinin topraklarından istifade ederek, sebzelerini meyvelerini yiyerek, yağmurundan suyundan istifade ederek, havasını teneffüs ederek, yarattığı petrollerle, yarattığı gemilerden, yarattığı uçaklardan, arabalardan istifade edip de Allahu Teala Zülcelal Hazretlerinin fabrikası olan bu dünyada Allahu Teala'ya karşı gelmek büyük bir ahlaksızlıktır. Büyük bir edepsizliktir ya. Allah Allah. Sen şimdi fabrikanda adamlara fabrikayı kuracaksın. Efendim bilmem kaç bin liralar
Eurolar, dolarlar, altınlar neyse ödeyeceksin, makineler alacaksın. Efendim işçilerin de maaşını dolu dolu vereceksin. Ondan sonra da işçiler diyecekler ki efendim bu fabrikada sabahleyin işbaşı yapma saati 8 ama ben 8'i 5 kişi geleceğim. De bakalım hadi. Bunu bir yaparsın, iki yaparsın. Bak bakalım üçüncüye ne yapıyorlar seni. Bu fabrikada her ne kadar çay molası 11 ise de ben ona çeyrek kadar yapacağım. Yap bakalım. Her ne kadar fabrikada yemek saati 12 ise de ben bunu 1'de yapacağım. Ben 11'de yapacağım. Akşam çıkış saati her ne kadar saat 5, 6, 7 ise de ben şu saatte çıkacağım. Var mı böyle bir şey ya? Var mı böyle bir erkek? Var mı böyle bir delikanlı? He? Var mı patrona böyle kafa kaldıracak böyle bir itki? Ne kolay. Var mı başında kendisinden belki 10 gün önce askere gitmiştir ama başına çavuş olarak koymuşlardır. Onbaşı olarak koymuşlardır. Neymiş bu adam lise bitirdi, bu adam ortaokul okudu, üniversite okudu falan diyerek abdestsiz gusülsüz adama ben itaat etmem. O mıntıka temizliği yaptıracak bana. Şu çöpü al diyecek. Almam ben. Var mı içinizde böyle? Ne bileyim ben sivilde asar, keser, tekvondacıdır, kumfucudur. Efendim 10 kişiye, 20 kişiye adam demen meydan okur bir insan askere gittiği zaman da. Hadi bakalım ben çavuş dinlemem. Ben subay dinlemem. Ben albay general dinlemem. Ben burada nasıl istersem. Var mı cemaati müslimin ihvani diye? He? Tabiri caizse öttürürler, öttürürler. Anlayacağım bir şekilde. Öttürürler. Adama affedersiniz çok özür diliyorum. Ne anasını bırakırlar, ne avradını bırakırlar. Ne kafasını bırakırlar, ne gözünü bırakırlar. Belki de tabutla geriye çevirirler. Ne oldu? Eğitim zayiatı. Eğitim zayiatı. Yaparlar bunu. Yaparlar cemaat. Etmeyin, eylemeyin. Fabrikanızda patronunuzun kurallarına uyacaksınız. Efendim trafik kurallarına uyacaksınız. Okulunuzda her yerde kurallara uyacaksınız. Allah'ın mülkünde Allah'ın kuralları gelince efendim bu haramdır. Ya, ne haramı be? Birisi dedim ya o kadar da güya yumuşaklığı beceremiyorum. Zorluyorum kendimi. Yani kardeşim, abim, canım, ciğerim şu altın, altın mı dedim yani. He altın ne olacak dedim. Böyle demesin anladım zaten de cevap vereceğim. Dedim ya bundan Rabbimiz razı değil. Ne alakası var diyor ya. Ya etme işte dinimiz, Rabbimiz, peygamberimiz bunun haram olduğunu yahu diyor siz de her şeyi haram ettiniz ya. Her şeyi haram ettiniz diyor. Biz kimiz ki bir şeyi haram edeceğiz de veya helal edeceğiz. Haramı da helalı da koyan Allah-u Teala'dır. Kur'an-ı Kerim'dir. Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'dir. Her şeyi haram etmedi ki. Gümüş yüzük tak var. Değil mi yani? Cennette serbest. Burada imtihan. Burada hanımlara mesela müsaade ediyor Cenab-ı Hak değil mi? Süslensinler. Ama kime karşı süslensinler? Efendilerine karşı süslensinler. Şimdi tam tersi. Çarşıya çıkacağı zaman, düğüne gideceği zaman, he? Gezmeye, tozmaya çıkacağı zaman sen 3 saat dışarıda arabaya bas kornaya. Bekle gelecek. İşi var ya ne acele ediyorsun? Ne işi var? Süslenecek, süslenecek. He? Dışarılarda marketçilere, bakkalcılara, pazarcılara he? Çok güzel bir şekilde, nezaketli bir şekilde görünüp davranacak. Tamam mı? Neler neler neler. Efendisine her zaman söylüyorum. Allah-u Teala efendinize karşı güzel davranın diyor. Efendinize karşı süslenin diyor. Ha, farzdır hatta, farz. Hanımefendinin efendisine karşı süslenmesi. Güzel davranması. Hoş cevap vermesi. He? Ama tam tersi. Hele bir minibüse binecek. Hı? Çocuklar! Hop! Gürültü yapmayın. Üç kafadar bir araya geldiyseniz işler karıştı demektir. Ayrılın birbirinizden. Ayrı ayrı cephelere. Herkes babasının yanına. Allah-u Teala siz Sultan Fatih eylesin. Amin. Cümlemizin çocuklarını. Amin. Cümlemizin evlatlarını. Amin. Tabii. Anne, baba. Öyle lafla ben babayım diye övünme. Evladını hafız yetiştiriyorsan babasın, doğru. Evladını Arapça okutuyorsan, evladına dinini, imanını, dünyasını, ahiretini kazanacak bir eğitim veriyorsan
Tamam işte, sen iyi bir babasın. Ama öbür türlü nikahtan haberi yok, evlendiriyorsun. Talak bilmez, akşama kadar talak verir, gene af buyurun, evlilik devam eder. Ne olur doğan çocuklar? Allah muhafaza etsin, zina olur. Ne olacak yani? Evvela gençler, evvela iman şartlarını, İslam şartlarını, abdesti, usulü iyi öğreneceğiz. Talak ne demek? Ben hangi sözleri kullanırsam nikah düşer? He? Bunları bilmek lazım, öğrenmek lazım. Öyle üniversite okudum diye övünüyor. Adam bu adam üniversite bitirdi. Millet kıymet veriyor. Bu adamın rütbesi şudur. Millet kıymet veriyor. Allah Allah. Evladım getir bir kelime-i şehadet diyor hoca efendi. O da diyor ki baş üstüne koşuyor mutfağa. Anne hoca kelime-i şehadet. Olan vaka bu. Bu uydurma değil bu. Kadıköy'de olan vaka. Kızla erkek de okulda birbirlerini sevdiler. Üniversiteyi bitirip evleneceğiz dediler. Üniversiteyi bitirdiler, evlenecekler. Saat 12'ye 1'e kadar her türlü pisliği, özür dilerim. Her türlü edesülü yaptılar. En sonunda bir de hoca çağırıp nikah kıydıralım dediler. E imam var gene daha, Türkiye Müslümandır da. Bakmayın siz bu bataklara sürüklediler milleti yani. Hoca ben diyor, çağırdılar beni. Damat beye bir kelime-i şehadet getir evladım dedim diyor, nikah kıyalım. Baş ne dedi? Kalktı, koştu mutfağa. Ben duyuyorum diyor orada, anne hoca nikah kıymak için kelime-i şehadet istiyor. Ne o? Hani çatal, kaşık, bıçak, keser, kalma bir şey ya, öyle bir şey zannediyor galiba. Anaya göre dana, affedersiniz. O da diyor, o nereden çıktı, ben öyle bir şey duymadım diyor ya. Eyvah! Ağlanacak halimiz yani. Ağlanacak durumumuz. Hoca efendi diyor ki, gelin hanım sen getir bir kelime-i şehadet. E vallahi hoca ben bu eve yeni geldim daha. Neyin nerede olduğunu bilmem. Aydınlık bu mu be? İstikbal dediğiniz bu mu? Seni yoktan var edeni tanımayacaksın. Sen ilerici olacaksın. Ben la ilahe illallah diyeceğim. Muhammedur Resulullah diyeceğim. Allah vardır. Azameti kibriya sahibi. Her şeyi yoktan var eden Allah'ı bileceğim, tanıyacağım. Ben gerici olacağım. Hadi oradan bırak bu işleri sen. Aldandın sen. Kandırıldın sen. Görürsün ahirette yarın. Unutmayın. En büyük zenginlik la ilahe illallah Muhammedur Resulullah zenginliğidir. Bunu dille söylemektir. Kalple tasdik etmektir. Allah'ım imanlarımızı Ebu Bekir Sıddık radıyallahu anh'ın imanı gibi eyle ya Rabbi. Amin. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem arkadaşlar çok az bir zamanda Mescid-i Haram'da Cibril-i Emin vasıtasıyla katırdan küçük, affedersiniz, merkepten büyük, süt beyaz, Burak isminde bir hayvan. Onunla beraber adımını gözünün olduğu mesafeye kadar atıyor. Onunla beraber Mescid-i Aksa'ya yürütülüyor. Bak, ayetle sağlıyor. Estağfirullah. Sübhanellezi esra bi abdihi leylen minel mescid-i harami ilen mescid-i aksa. Bunu inkar eden kafir olur. Miracı inkar eden ne olur? Allah muhafaza etsin. Şimdi birileri kalkıyorlar. Hani var ya tarikat yok diyorlar, rabıta yok diyorlar, şeyh yok diyorlar. Bir de ne diyorlar biliyor musun? Kandil gecesi diye bir şey yok diyorlar. Ne oynuyorsunuz milletin diniyle siz ya? Ne güzel burada Allah için toplanmışız. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'i rabıta ediyoruz. Ne demek?